Adıma. İzlenme kaygısı seni burada tutuyor. Get smart. E, eyvallah güzel bir cümle kurmuşsun. İzlenme kaygısı demeyelim ona. Para kazanma kaygısı diyelim ona, tamam mı? Çünkü burada izlenmenin karşılığı paraydı bu zamana kadar. Ne kadar çok izlenirsen o kadar çok para kazanıyorsun olarak biliyorduk bu bitme mevzuları çıkana kadar. Olması gereken öyle. İzlenme kaygısının sonucunda burada izlendiğim için buradayım dediğim noktada para kazanıyorum eşitliğinde para kazanıyorum olması doğru mu? E ben de sana diyorum ki ben zaten X bir platforma geçtiğim zaman sözleşmemde şu kadar izlenmek zorunluluğunun karşılığında böyle bir para demiyorlar ki bana. Ben gidip X bir platformu 3 senelik garanti paraya okeyleyebiliyorum yani. Sence niye izlenme kaygım olsun ki bu noktada? Yani sadece biraz mantıklı düşünme gerekiyor bu noktada ya. Abi BBL sözcüsü falan değilim. Ben kendi kararları olan, bu zamana kadar hep kendi kararlarını kendi vermiş olan bir birey olarak, bir yayıncı olarak buradayım yani anladın mı? Beni izleyenler sadece beni izlemiş olurlar. Ee, evet arkadaşlarım, içinde bulunduğum bir durum var, yapı var. Anladın mı? Ama ben benim yani anladın mı? Başka bir insanın BBL'deki başka herhangi bir insanın verdiği kararlara da saygım sonsuz diğerleri gibi. 3 sene biraz abartı değil kanka işte. Sözleşmeler geldi ve 3 sene Herhangi bir izlenme kaygısı bulunmaksın sana 3 sene zaten tamam, o parayı bir veriyorlar. Sakin ol, bir sakin ol öncelikle. Bir bak şekerin çıkacak, şey olacak. Bir sakinleş. Şeylere tamamen katılıyorum. Şey sadece ben biraz direkt bir adamım. Eveleyip geveleyemiyorum. Ya ben eveleyip gevelemiyorum ki sana zaten olduğu gibi yani size zaten olduğu gibi durumu anlatıyorum yani anladın mı? Daha mesela daha ne diyebilirim bununla alakalı? Ben X bir platforma geçip 3 sene boyunca alacağım parayı hatta peşin olarak ben ödeme sözleşmesi karşılığında bunu peşin olarak alabiliyorum yani. Ondan sonra izlenmişim, izlenmemişim sorun yok yani benim için. Zaten Discord'umda belli bir aktivite var. Ben nereye gitsem gelecek, aynı makarayı olacak insanlar var zaten. Yani bu izlenmenin karşılığını bu önemli olan anladın mı? Paraysa para mesela anladın mı? Para e, e, paraysa şarici, da öbür çok taraf... güzel açıkladı. Şunu eklemek istiyorum. Belki kaçırdım mı bilmiyorum Çağrı. E, düzeltirsin beni orada. Tabii. Zaten bize bu çok çok önceden gelmiş ve e, hala hazırda böyle birkaç aydır konuşulan şeyler olduğu için yeni bir şey değil yani bizim için. hani bizim ekip için konuşuyorum. Başka bir yeri işte e, geçmekmiş, şey yapmakmış, transfer olmakmış vesaire. Yani bugün bununla birlikte mantıklı verilebilecek en kararı vermek için bekliyoruz aslında hepimiz. Durum bu yani. Ya şimdi Kemal şöyle bir şey var. BBL olarak tabii ki düşünürüz bunu konuşuruz falan filan ama günün sonunda ben gidiyorum dediğim zaman BBL olarak gitmiş olmuyorum ki. Kendim bireysel olarak gitmiş tabii. oluyorum. Ben derim ki ben 3 senelik bu parayı burada 10 senede kazanamayacağım ama orada 3 senede kazanamayacağım bir para var. İzlenme ne olursa olsun 3 sene boyunca orada garanti emeklilik var. <laughs> Anladın mı? Burada 10 sene yayın yapsan belki o parayı kazanamayacaksın. Ee... O yüzden oraya gidiyorum. Bu diyebilirim yani. Anladın mı? O Oğlum yüzden ebeleme gebeleme yok artık? yani. Yok. Konuş bakayım be. Hiç çıkaramadılar bir ama ses, seni ses, unutmuşlar. Bir iki, bir iki ses ses 1-2 ses seneme hey hey. Abi çıkaramadılar mı ondan mı? Yok get smart. Yanlış anlamadım aslında senin sorunu genele cevaplamak istedim. O yüzden ses dokunurum sen bireysel algılama. Yani iyi ki ve ben cevap verme fırsatı buldum anladın mı? E, Jare'nin bütün yayıncıları harekete çağırdı. Yayıncı sendikası kurup, haklarınızı arayalım çağrısına bir adım atıldı mı? Yani e, bununla alakalı dediğim gibi bir adım atılmadı aslına bakarsan. Herkes bu yani bugün hangi yayıncıya gitsen, evet böyle bir yayıncı sendikası kuralım de, de diyebilir. Yani bazıları işte hetleri toplayalım diyebilir. Anladın mı? Ama kime göre heth yani anladın mı? bu platformda yayın yapıp bu bu mesela Kim bu en az yani. böyle iki yılın iki yılın konusu mesela iki yıldır konuşulan ve yapalım dediğimiz bir olay en basitinden bu iç tarafta yani tüm yayıncılar olarak ama bir türlü bir adıma atılmamıştı mesela bak şöyle bir soru gelmiş bu da ee, keskinden gelmiş ama keskine cevap vermiyorum yanlış algılanmasın diye toplu cevap vereceğim Çağrı abi öyle bir konuşuyorsun ki Jari Emre para için gitti der gibi yanlış anlaşsam düzelt. Asla böyle bir şey söylemedim abi. Özellikle hatta aksine dedim ki duruşu olan bir hareket. Kolay verilebilecek bir karar da değil yani bu anladın mı? Gerçekten taşaklı bir hareket. Ben, bence yani. Bence taşaklı bir hareket yani. Onların hangi platforma geçeceğini de bilmiyorum. Veya belki herhangi bir yerle anlaşmayıp sadece kendi yollarında da devam edebilirler. Ee, bir tepkiydi yani ve yılların birikmiş olduğu da bir şeydi belli ki. Anladın mı? Belki de yapılması gereken de ama yani. Ama bu kararı vermedim vermedim diye veya vermeyenler için de diğer türlü konuşmak çok sağlıklı gelmiyor bana. Yani ya geç ya da buradaki bilmem neye razı ol. İşte bu pisliğin içinde boğul da ben bunu da bunu da ben kabul edemiyorum mesela. Bunun sonucunda izlenme kaygısı dendiği için izlenme kaygısının karşılığı da para yani. Doğru mu Kemal? Sen bu işi yapan bir adam olarak buradaki izlenmenin karşılığı para Kanka değil. Kanka doğru midir? bir de e, kafamda bir türlü şunu oturtamıyorum. sağ olsun böyle sevenlerimizine yani full destek böyle. Hani ne kadar sıkıntı çektiğimiz sen biliyorsun süreçte. Hani evet. herkes buna karşılık bize karşı full, full destek oldu ve hala öyle olmaya devam ediyor. Yani burada e, bizim aslında bu hareketi yapmama sebebimiz aslında biz derken de Big Boss Life olarak bahsetmiyorum. Çağrı ile ben her zaman ayrı konuşuruz mesela. Çağrı ben Ferit, evet. işte Şükrü, Efe ayrı bir konuşuruz. Ama herkesin sonuçta Çağrı o gün ben geçiyorum derse kimse de şey demez Çağrı'ya. Oğlum bak dur şöyle böyle falan filan değil. Yine destek oluruz arkadaşını ya da herhangi birisi ben vesaire fark etmez. Ama şimdi geçtiğimiz herhangi bir yerde durum aynı mı olacak nasıl olacak chatimiz orayı beğenecek mi yani biz oraya uyum sağlayabileceğiz. Yani bir sürü şeyler döndüğü için kafamızda. Yoksa şimdiye kadar gerçekten verilen ücretlere herkes kabul eder diye düşünüyorum yani. Ama burada ee, birçok şeyi birlikte düşünüyor oluyoruz ya. Yani platform geçiş şu bu. Yani izleyici bir yerde belki de beğenmeyecek abi. Bugün okey diyorlar ama mesela o gün geçildiği zaman belki harbiden biz de izleyicimiz de çok mutsuz olacağız o platformdan vesaire. Yani bunları değerlendirip bunları sürekli konuşuyoruz arka planda zaten. Yani yoksa şöyle bir şey var. Burada bir senede kazandığını başka bir platformda <laughs> e, pardon burada 4 seneye tekabül ediyor. Aynı kazanç öbür platformda bir senede toparlanabiliyor. Tabii canım. Popülerliğe gelecek olursak çok zor değil abi bir tane YouTube projesi yapmak. Kemal'le zaten bizim aklımızda vardı. Popüler kalmak istedikten sonra kalınıyor. Geçiş yapıp e, buraya bırakan arkadaşlar için de. Umuyorum ki zaten arkadaşlar şunu bir anlayın. Bu bir iş bu adamların geçim kaynağı bu. Burası bir yatırım. Buranın bir emekliliği yok günün sonunda. Ee, buradaki tek yatırım sensin. Ve en iyi kendini bilirsin. Burada belki benim 3 senem var belki 5 senem var. Pilim bittikten sonra bana kimse hiçbir şeyde yayın açtırtamaz. Veya açarım ama eski günlerdeki gibi asla olmaz yani anladın mı? Tabii ki para kazanıp bak şöyle olması lazım. Buraya bıraktıktan sonra buradaki kazançlarından çok çok daha fazla kazanabilecekleri bir yere İnşallah hareket ederler. Benim düşeceğim bu. Bazı aranızda bazı salaklar olabilir anladın mı? Para için geçiyor falan filan diye. Diyenler olabilir. Ee, sonuçta mevzu burayı, burayı bırakmak. Hangi platforma gittiği önemli değil. Yani karar ve duruş burayı bırakma zaten. Mevzu bu yani. Yani zaten hani e, götü yiyen varsa da bıraka, bıraksın zaten anladın mı? Umuyorum. Yani bu arada yani öyle de. Öyle bir durum aslında. Ya yani kolay herhalde. bir şey mi Kemal? Sen Sana soruyorum mesela. İmkanı yok. Hani bu i̇mkan kararı imkan almak yok. taşaklı bir karar yani bence bana sorarsan yani anladın mı? Yani ben direkt şöyle düşünüyorum. Her şeyi geç yani bizim bile 4 yılımız 5 yılımız emeğimiz şuyumuz buyumuz diyoruz. Bu kararı Cahrein veriyor anladın mı? Yani. Tabi yıllardır böyle bu platforma emek bir vermiş efekt. bir adam veriyor yani bu kararı. Yani senin benim iki katım kadar emek vermiş yayın ya, açmış yılı geçmiş canım. düşün yani. Bizden 4 yıl 5 yıl fazlası var yani Ahmet abi. Hani bu gerçekten çok çok zor bir şey. Zor bir e, karar. O yüzden e, o yüzden de ben hala 7 yılmış hatta bir yayıncı olarak ben e, geçiş yapan arkadaşlarıma tweetlerimde de zaten dile getirdim. Desteğim olabilecek son noktasına kadar kararlarına saygı ve destek içerisinde bulunacağım yani. Size tek dediğim şey e, gittikleri yerde e, daha iyi paralar kazanmalarını ümit ederim ben. Çünkü ben bıraksam ve buraya bırakma kararını alıp almak aslında önemli olan. Buraya bıraktıktan sonra istediğin herhangi, herhangi bir platforma gidebilirsin zaten. Bir de bir şey soracağım. Tam olarak konuyu ben mi yanlış anladım? Ahmet abi bunu şey olarak açıklamadı mı? Yani Mayıs'a kadar da devam ediyor. Yani duruma göre eğer konuşabilirsek her şey düzelirse devamda edebilirim mi dedi. Yoksa sadece sözleşmem bitene kadar mı? Benim anladığım sözleşmem devam ediyor Mayıs'a kadar, o yüzden Mayıs'a kadar buralarda olabilirim ama sözleşmemi iptal edebilirsem de gidebilirim. Yani günün sonunda burada çok yayın açmayı düşünmüyorum veya işte istemiyorum gibi bir konuşma ama belki de oturulur, konuşulur, düzenlenir. Tekrar bazı tarafların tatmin edici açıklamaları olur iki tarafında birbirine. Evet işte onu düşünüyorum. Mesela buradaki bu da tüm olabilir yani, süreç içerisinde mı? tamamlanırsa ve gerçekten hani TR tarafında da hem support açısından hem yayıncıları ve izleyicileri mutlu edebilecek fırsatlar sunulursa mesela biraz da vicdan hani bir atmasına bağlı. Mi? Yani tabii ki tabii. ya değişebilir abi. Sonuçta şöyle bir şey var. İnsanız hepimiz konuşarak, anlaşarak e, bazı şeyleri yoluna sokabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki burada e, Belki bazı drama sever izleyicilerin hani hadi sen de bırak Twitch'i sen de git sen de şöyle yap sen de buna karşı dur şimdi mesela Ferit yayınacak Ferit'e de em eminim ki diyecekler yani abi herkes geçiyor sen niye geçmiyorsun falan filan bunu kovalayan çok da çok insan var bence burada o dramayı kovalayan da çok insan var ama günün sonunda herkes, tabii canım, herkes boyutu. bireysel bir emek verdi buraya tabii ki bunun karşılığında da yani abi geçişmiş sıkıntı değil. Gerçekten herkesin emekleri buraya verdiği, buradaki hayalleri gerçekleşsin. Benim için yeter benim en büyük kurduğum e, istek o yani kafamda düşündüm. Hani herkesin delilercesine emeği var. Yani gerçekten platformu değiştirmek de şubu da o kadar kolay değil. Belki yarın bir gün daha apayrı bir şey olacak. Olmazsa zaten yine başka şekilde konuşuluyorlar. User çağrı da aksini düşünmeye başlar yarın bir gün. Yani her türlü bir şey yapılması lazım yani herkes düşünür bunu. Ya şimdi şöyle algılanmasın hani biz geçiş yapmadık veya platform bırakmadık ama e, halihazırda durumu, bu duruma da okeyiz gibi algılanmasın. Kalanlar da eminin e, burayı düzeltmek için elinden geleni yapacaklar yani. Para için yapıyorsun bunu çağır. Benekli ayağın gibi söyle. Para için yapıyorum bunu. Herkes babasının hatırına değil. Herkesin geçimi kendine. Sana hak veriyorum. Hakan. Ee, zaten para için yapılıyor. Hatta bütün ee, bu... Şöyle bir... <laughs> bence şöyle bir ayrım var orada kanka. Yani para için yapmak var. Ve para için yapacağın hani net geçişler vesaire var ya senin şu ana kaldın. herhangi bir teklif meklif söylemedin değil mi sen? Nereden ne aldığını. Ben nereden ne aldığımı söylemedim. Sadece teklif aldığımı ve buradaki kazancımı 4 senede yani burada 4 sene çabalamak yerine başka bir yerde bir sene çabalayarak buradaki 4 senemi kurtarabildiğimi söylediğim ha, kadar. Okay, tamam. 4x bir teklif aldım söyledim. Zaten yani, leaklendiği için de ortalama belli. Hani Aynen leakten bakabilirsiniz bilgi. yani gelebilecek teklifi. Şimdi bu adam net bunu mesela sadece para için düşünüyor olsaydı buna zaten geçtiğimiz aylarda geçerdi. Bu bize yeni gelmiş teklifler değil. Sene boyunca sürekli farklı farklı <laughs> teklifler. Demiş gibi. ya bu arada. Ne demiş Demiş mi? Oraya kırpsana Nuri. <laughs> ya ne dedim ya? Sus bir dakika amına koyayım. Oyun oynadı ya. Yazın yukarı kaçın onu. Oğlum bir platformdan teklif almadım ki ben. Ya tek bir platform değil ki yani. Çağrı kusura bakma ama kanka açıklamanız bana samimi gelmiyor. Senin özelinde değil ama BBL olarak çok burdum duymaz davranıyorsunuz bu konularda. Lekiz kadar açık açık konuşan bir ekip değilsiniz. Olayların üstünü örtmeye çalışıyorsunuz genel olarak. Çok büyük olaylarda bile sesiniz çıkmıyor. Ama bir de gitse bakıyorum. Her şeyde haklarımızı, haklarını savunuyorlar. Ama sizde bunu göremiyorum. Belki siz değil de ajansla alakalıdır bu. Bu içinizdeki kişileri de kötü gösteriyor. Satan Divin. Ee, sevgili satanist kardeşime ben cevap vermek istiyorum. Şimdi şöyle bak en başta dediğim gibi e, Rekkitsi ekibi ile BBL ekibi arasında Bir fark var. Ben BBL'in e, BBL partneriyim. En başta dediğim gibi kendi kararlarımı Verdiğim Kendim yönettiğim Kendime ait bir kanal burası Ve Buradaki e, şu an bu chatte bulunan herkes olmasa da birçoğu da benim normal izleyicilerim. E, şimdi belki biz de böyle bir yapılanma içerisinde bir yapılanma olsaydık. Bununla alakalı daha keskin daha net konuşabilirdik. Ama sonuçta BBL en nihayetinde bir ajans bir şirket yani. Bununla alakalı belki Kemal daha farklı bir açıklama yapmak ister. Ben kendi Şöyle adıma şey Rekis'ten ben Rekis ekibi üyesi değilim. Ama bu durumda ben çıkıp bu yayında da Rekits'teki tüm herkesin söylediği şeyin altına imzamı atabiliyorum diyebiliyorsam bunun bir, bir yerle Rekits'te falan bir alakası yok. Veya tweet atabiliyorsam bu konuyla alakalı desteğimi bir şekilde büyük veya küçük bir şekilde tarafımı belli edecek bir şey yapabiliyorsam ve bunu yaparken de hem Twitch'ten hem X bir şeyden korkarak korkmuyorsam bu zaten benim bireyselimdeki görüntümü ortaya koyuyor yani anladın mı? İlla benim e, ee, Rekits ekibi üyesi olmama gerek yok veya benim x bir yapılanmanın içerisinde bulunmama gerek yok. Ben kendim bir birey olarak durduğum yeri biliyorum. Belki benim durduğum yerde Kemal durmuyordur. Belki Kemal'in durduğu yerde Ferit durmuyordur. Belki Ferit'in duruşunda biz değilizdir. Anladın mı? Ama bireysel olarak ben tarafımı ve duruşumu ortaya koyacak açıklamaları zaten yapıyorum. Diğer ekiplere de ekiplere seslendiğim noktada şu. Herkes üstüne düşenleri yaptığı takdirde burayı birazcık daha toparlanabilir hale getiririz diye Abi, düşünüyorum. Abi tek yani. olay tek olay şu BBL sadece bir yayıncı ekibi değil. Sadece bir yayıncı ekibi olsa dediğiniz gibi 10 kişi işte 8 kişi hareket edip kolay bir şekilde kendi aramızda anlaşıp doğrusunu eksisini karar verebilsek zaten çok okey. Dediğiniz şeyde çok haklısınız. Daha sert ve keskin düşüncelerde olur ama BBL dediğin şey aynı zamanda bir e spor takımı var, hatta iki e spor takımı var. Daha fazlası da gelecek. Aynı zamanda merch'ü var, prodüksiyonu var, yatırımları var. Burada diyoruz ki mesela Ahmet abi Mayıs'a kadar sözleşmesinden bahsediyoruz. Bunun için kalabileceğinden bahsediyoruz. Öbür tarafta bizim e spor'da ne sözleşmeler var? Yani genel bir her açıdan bakıp düşünür müsünüz? 60 kişiyi aynı anda idare etmeyi düşünün bir yerde. Bir yerde de daha 8-10 kişilik bir grup olduğumuzu düşünün. Yani dedikleriniz haksız şeyler değil ama biz bunu düşünmek için daha çok zaman ve açıklamalar içinde herkesin bireyselinde verdiği kararları bekliyoruz. Sadece bu. İyi günler. <laughs> ne güzel konuştun lan Kemal. Nereden yazmış bildim bunu? Ya, ya günün sonunda ya iki haftadır. Ya günün sonunda demek istediğim yine aynı kapıya çıkıyor anladın mı? Yani a işte BBL olarak bunlar böyle duruyor. İşte onlar öyle duruyor falan. Böyle bir şey değil yani. BBL çatısı altında olmak, BBL'in belli bir sözleşmesi ve kuralları var. Ee, ama sonuçta sen bir bireysin ve kendi kararlarını alan bir bireysin. Ben bugün bu platformu bırakıyorum dediğim zaman BBL yönetim olarak "Hayır çağrı, buraya gidemezsin." veya böyle durur, durmamalısın veya bu tweet atmamalısın veya şu şöyle yayın yapmaya devam etme. Bunu böyle yapmayacaksın. Yani Kemal BBL'in kurucusu Kemal sen söyler misin? Yapıyı. Ya böyle bir yapı yani zannediliyor. bir Herhalde böyle bir şey zannediliyor, bir şey. anladın mı? Yani böyle bir şey olsa, eee aramıza mesela Şükrü var, anladın mı? Yani herhangi bir şekilde bir gün kalkıp birinin ters bir şey söylediğini ya da şunu yapma, bunu yapma dediğimizi duydun mu sen Çağrı herhangi birimiz? İşte böyle bir şey yani yok ama dışarıdan en... böyle zannediliyor olabilir dedim. O yüzden ben de bireysel olarak ben beni bireyselimde değerlendir. Kemal e bireyselinde evet değerlendirir. Işte. Anladın mı? Hani çünkü evet, evet. insanların yaptığı hata o iş, yani. ekip kısmına gelince Kemal şunu yapabilir. Ben ve Erik Dalı olarak biz böyle bir duruş sergiliyoruz Kemal Erik Dalı için verebilir. Ben şunu diyebilirim. Ben ve katman ekibim olarak ben de böyle bir duruş sergiliyorumu ben kendi adıma Heh. ve katman ekibi adına söyleyebilirim. Öyle. Ama BBL bu yapılanmanın üstünde bir e, yapılanma. Çünkü içeride 60 tane yayıncı var ve ne yazık ki istemsizce de olsa bu mevzulardan ee, burada içimizdeki insanlarda da e, çıktı bu. İçimiz dışımız diye yani durumu şey yapmaya gerek yok. Burası bir ajans. Ee, Birçok sosyal medya ajansı biliyorsunuzdur. Birçok sosyal medya markası biliyorsunuzdur. Oradaki içerideki tüm youtuberlar, tüm e, yayıncılar birbirini tanıyamıyor olabilir. Tanımıyor olabilir. Arkadaş olmayabilir en basitinden. Biz e, Kemal'le, Ferit'le, Şükrü'yle, Efe'yle yakın arkadaşı olmamızın sebebi e, burada BBL dendiği zaman bu isimler akla geliyor ve bu isimlerin yaptığı hareketlerle BBL yargılanıyor ya. Aslında BBL'i yargılamıyorsun orada. Bu isimleri tek tek bireyselinde bu isimleri yargılaman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü belki bir konuyla alakalı Şükrü bambaşka bir tweet atmıştır. Ben farklı düşünüyorumdur. Farklı bir düşüncemi ortaya sunmuşumdur yani. Farklı düşünceler olabilir. Yani daha çok dediğim az önceki örnekte bahsettiğim gibi ekip olarak hareket etme ekip yani BBL öyle bir ekip değil yani. BBL profesyonel bir ajans ve bunun sonunda tabii ki e, bu ajansın kurucuları var ama e, içeride de 60 tane yayıncı var yani baktığın zaman. Bence insanların duymak istediği <laughs> 60 yayıncının ne yaptığı ya da BBL'in ne yaptığı değil kanka. Yani hani başta sayca herkesin kendine göre başta sayca 5-6 kişi ne karar alıyor onu bilmek istiyoruz diyor insanlar aslında. Ee, ben de buna karşılık işte diyorum ki yani koca bir şirketin gidişatını ve içerideki insanların yani bu hataya düşmemiş insanların da kariyeri için biz buna çabuk karar veremeyiz. Yani o adamların belki hayatını verdiğimiz bir kararla mahvediyor olacağız. Belki bir desek ki hadi şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz şuradan çok güzel olacak buradan çok güzel olacak değiştirdik platformu şu bu belki çağrıya bana çok fazla yarayacak bu durum. ...aramızdaki Big Boss Life'daki ne bileyim 17. almış olduğumuz talent üyesine yaramayacak belki bu. Şimdi o bir kişinin e, kariyerini riske atamayız biz anladınız mı? Herkesin kendi kararını verip açıklıyor olması lazım yani bir yerden sonra zaten. Tabii canım veya işte bütün herkes bu konuda sen böyle davranıyorsun. Siz bak bu duruşunuz bu olacak. İşte e, Çetek İlay'da da var mesela hani BBL Akademi'den veya işte talent'tan başka birisi de olabilir... Ee, böyle bir yapılanma zannediliyor muhtemelen. Böyle bir yapılanma değil abi. Onu söylemek istiyorum yani. Ben kendi ekibim adına, katman ekibi adına belki burada bir toplu bir karar alabilirim. Ee, veya işte Kemal Erik Dalı ile alakalı bir karar alabilir. Ama BBL a, a, içinde bulundurduğu 60 kişi içinde biz bu 60 kişiyle şöyle bir şey yapıyoruz kararını tek başına vermez yani. Demek <laughs> istediğim olay bu yani anladın mı? Ama ben bireysel olarak bu, bu, son dönemlerdeki tavrımı ve düşüncemi tweetlerimde dile getirdim zaten. Herkes özelinde kararını verdi veya işte yani yarın Kemal çıkıp ben geçiş yapıyorum aga bu platforma daha fazla yayın yapmıyorum veya yapmak istemiyorum diyebilir yani anladın mı? O noktada da BBL sana ya Kemal dur nereye amına koyayım demez yani. Ya BBL değil bu yani bayağı hayatla ilgili verilen bir karar anladın mı? Kimse veremez böyle bir şey. Yani ben yarın bir gün bundan 3 yıl sonra arkadaşlar ben bırakıyorum. Müzik tarafına yoğunlaşacağım artık dediğim noktada mesela. Halkım şey mi diyecek birisi içeriden ortaklarımdan ya da Talent'tan. Ya bırakamazsın. Burası şöyle böyle gidemezsin. Biz burada devam etmeliyiz. yayıncılığa devam. Et böyle bir zorunluluk yok yani arkadaşlar kimsenin. Selam. Selam Şükrü, hoş geldin. Hoş Aleyküm <laughs> Ben de bir şeyler söyleyebilir miyim, çare iznim var mı? Tabii. Okey. Ee, şimdi burada BBL Ajans, BBL şöyle bir kuruluş falan muhabbeti yapılırken sanki BBL farklı bir tarafta duruyormuş gibi gösteriliyor gibi geldi bana. Ama yani dışarıdan da öyle bir şey var. Aslında öyle bir şey yok. Sadece e, kim... ...temiz, kim pis, kim e, doğru, kim yanlış kararına verebilecek e, merciler e, ortada olmadığı için... ...yani bir ortada yargı olmadığı için, yargı insanların kararına bırakıldığı için... ...ve bu durumda da e, bir grup çıkıp e, biz bunun peşine gideceğiz, Twitch'i temizleyeceğiz dediğinde... ...herkes destek olduğunda e, cevap alamadığımızda o grubun kendi kararı olarak ne yapıyor... ...gidiyorlar başka bir platforma, bizim bir platformda duramayız diyorlar. Bu doğru veya yanlış kararını kimse veremez. Helal olsun, cesaret gerektiren bir şey bu yaptıkları. Umarım doğru yolda bir yer seçerler, yani doğru bir yer seçerler yayın için. Ama hemen bize Twitch cevap vermedi, burayı terk ediyoruz fikrini... ...bütün yayıncılardan beklenmesi bana çok saçma geliyor. Çünkü şöyle bir durum var. E, bu platform gibi diğer platformda da çok büyük problemler var. Fakat sadece şu an Twitch'e odaklanıldı ve burada bu kadar büyük problem varmış gibi gözüküyor. Şu anki en büyük problem Twitch'in herhangi bir şekilde bizi kayıtlı almaması. Yani yapılan bütün olayların hepsi diğer platformlarda da yapılabilecek durumda. Sadece Twitch'te olan bir şey değil bu, değil mi? Ben Twitch'ten gidiyorum desem. Başka bir yere gitsem yarın bir gün orada bu olay çıktığında Twitch bir hafta sonra döndü bize dedi ki evet böyle böyle bir şeyler oldu biz ne yaptık neredeydik e, düzeltiyoruz ne yapacağım Twitch'e geri mi döneceğim. Şimdi yapılan şey acele karar verilmemesi gerekiyor. Şimdi e, Rekits ekibinin yaptığı şey bir duruştu bu duruşta neydi biz bunun protestosunu yaptık e, ve karşılığında bir şey almadık artık dönüp burada gül oynaya yayın açamayız dedi savundukları şeyin arkasında durdular. E, bu çok güzel bir hareket. Buna kimse bir şey diyemez. Ama kimseye neden burada yayın açıyorsunuz, orada yayın açamıyorsunuz diyemezsiniz. Bu bir. İkincisi, bu olaylarla ilgili BBL'in yaptığı ilk hareket e, gerçekten en ince, incesine kadar incelemek. Yani gerçekten bunu yapan var mı, yanlışlıkla suçlanan var mı? Ve kendi şüphelerimizi gideremeyen, bize düzgün kanıt sunamayan, herkesle iletişim... Yani, ilişkimizi tek taraflı sözleşmeyi feshederek bitirmeye çalıştık. Bazıları kendi bana müsaade edip itiraf edip gitti. Şimdi böyle bir durumda hala gruplar arası bunu çatışmaya döndürmek, bu grup çok temiz, siz böyle değilsiniz. Bu grup şöyle siz böyle değilsiniz yapmak bana saçma geliyor. Burada çağrı demek istiyor ki ya ben Rakkitstan olmasam da diyor. Helal olsun gurur duyuyorum diyor. Siz diyorsunuz ki ama siz öyle değilsiniz. Ya hani neyin doğru? neyin yanlış olduğunu karar verecek ne sizsiniz ne biziz ne o grup ne de başka biri. Herkesin kendi doğruları var. Ama ben buraya çıkıp da bir gün dersem ki ya çalan çalsın aman akıyım benim umurumda değilse o zaman dersin ki senin diyeceğin şeyin aman ben de diyorum ki Twitch'te böyle bir olay oldu bu bir yanlış bunun düzeltilmesi gerekiyor ee, suçlu da var suçsuz da var fakat bu bir anda ortaya çıkabilecek bir şey değil yargıya taşınmış bir şey yargı bile bunu tek tek ifadelere çağırarak belki bir senede belki iki senede bulabilecek Twitch bunu e, bir beş günde bulmasını beklemek saçma yani 5 günde Twitch bunu ha, cevap verip araştırıyoruz dese okey. Sa saçmalığı çok tarafı var ama Twitch dese ki şu an yine tatmin olmayacağız tamam bakıyoruz dese bekleyeceğiz 2 ay 3 ay belki 4 ay yapamayacaklar bir şey ee, çünkü bu internette her yerde olan bir, bir şeyin açığı ee, asıl buradaki problem bu bence Twitch'te soğuk savaş denilen şeyin bitmesi gerekiyordu. Büyük bir olayın içerisindeyiz şu an. Hep birlikte Twitch'e karşı hareket etmeye çalıştık. Kimileri daha sağlam durdu. Ben sözümün arkasındayım dedi. Kimisi sadece destek oldu ve biraz daha bekleyelim dedi. Şimdi yapan yani tebrik etmek ayrı bir şey. Yapmayana yuh demek ayrı bir şey. Son olarak toplamam gerekirse benim söylemek istediğim şu. Ne oluyor? Niye oy çekiliyor? 35. ayın Nuri 35. ayını kutladı. Ekranda farklı okay. bir patlama yarattı da ondan galiba 36. Okey. Son Üç. olarak toplayarak konuyu söylemek istediğim şey şu. Lütfen hani diğer yayıncıda ben sadece bu grubu izlerim. Ben sadece şu grubu izlerim. Seni de severim ama sen onunla birliktesin diye seni sevmiyorum olaylarını bir bırakın. Herkesi bireysel değerlendirin. Ve eğer ki hoşunuza gitmeyen bir durum varsa hoşunuza gitmeyen bir grup, bir yayıncı, bir şey varsa bunu suçlamak yerine, soğuk savaşı desteklemek yerine en iyi benim grubum lan demek yerine kendi sevdiğiniz insanları nereye giderse gitsin orada destekleyin, o platformu destekleyin o insanların özelinde huzurunuzu kaçırmayacak şekilde sadece onları seyredin. Yani bence bu yarışı şu daha iyi, bu daha temiz, bu daha güçlü bunlar daha iyi içerik yapıyor. Siz böyle yapıyorsunuz olayını bir bırakın. Ben oturup bütün gün kamera kapalı TFT oynuyorum. Kimseyle de bir alakam bir şeyim de yok. Bazen doğru şeyler söylüyorum, bazen yanlış şeyler söylüyorum. Ama ben birim bir ortağıyım. Ben şu an yayın açtığımda oyun oynam, ben oyun oynuyorum, bütün gün oyun oynadım. Yayın açtığımda ben şunları konuşmak istemiyorum abi. Abi siz neden böyle yaptınız? Abi siz neden şöyle yaptınız? Abi onlar gitti siz gidecek misiniz? Abi işte bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben oyun oynamak istiyorum. Ben Twitch'te oyun oynamak için yayın açıyorum. Evet arkasında durmamız gereken şeyler var ama durduk. Olmadı. Biraz daha dururuz. Yine olmazsa amına koyun böyle düzenin der. Devam ederim ben. Oyunumu yine oynarım yani. Ha burada oynamışım ha YouTube'da şimdi. Ben e, bu kendi adıma konuşuyorum şu an. Ben amacım oyun oynamak benim. Gel bana abone olma. Gel bitti atma. Hiçbir şey de yapmadan oyun oynuyorum. Hadi yani atarsan eyvallah ama olay para kısmına giriyor ya ee, ben de sözleşmeliyim mesela. Ben kazanıyorum paramı. Başka platformdan da e, teklif geldi. Ne gidenler para için gitti ne kalanlar para için kaldı. Twitch ayrı bir kültür, ayrı bir ortam. Ee, çok zor gitti zaten gidenlerde. Ben daha hazır değilim abi gitmeye. Ben gidip ben de o cesaret yok. Helal olsun. Ben gidip şu an YouTube'da sıfırdan kitle oluşturmaya çalıştıramam. Veya başka bir yere gidip de hadi arkadaşlar gelin diyemem. Çünkü ben influencer değilim. Ben oyuncuyum. Yani e, kendi adıma konuşuyorum hala. E, kitleleri peşimden falan bir yere sürüklemek gibi bir amacım yok. Ben oyunumu açtığımda izleyebilecek insan gelsin gelmesin kafasındayım. O da bence en güzel. Benim yapabileceğim, yayın yer yapabileceğim şu an Twitch. Başka da sözüm yok. Teşekkür ederim. Katılmayanlara da teşekkür ederim. E, Gerisi de çağır. Teşekkürler. Bu arada arkadaşlar, eee birkaç tane geri zekalı arkadaş eee takipçi botu attı galiba az önce. Tık 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 tık, tık takipçi geldi. Benim eee kariyerimde o kadar hızlı takipçi aldığım herhangi bir yayınım olmadı. O yüzden salak saçma şey yapmayın bir ton uğraştırıyorsunuz ondan sonra yok maildi, bilmem neydi, silinmesi diye aptal curduydu Hani rica edeceğim yapmayın yani. Yani saçma sapan Yerden vurmaya da çalışmayın. Ee, Şükrü'nün açıklaması da Şükrü'nün düşüncesiydi. Yani tam olarak demek istediğim olay bu aslında anladın mı? Benle Şükrü'nün aynı düşünmediği noktalar olabilir. Kemal'le Şükrü'nün aynı düşünmediği nokta olabilir. Benle Kemal'in aynı düşüncede olmayabiliriz. Olay bu. Günün sonunda zaten ee, bırakan arkadaşlara duruşundan dolayı destek mesajlarımızı da gönderdik yapabileceğimiz ilerleyen süreçlerde yapabileceğimiz bir şeyler olduğu zaman da ben kendi adıma kendi adıma anlatabiliyor muyum kendi adıma elimden gelen her şeyi yapacağım arkasında durabileceğim arkasında duracağım çağırın? yani tabi buyur son kez şekle oyun oynamak ee, istiyorsun şu... onu anladım Aa, hayır çünkü <laughs> sen büyük bir topluluğun başında bir adamsın tabii ki böyle şeyleri konuşacaksın kafanı kuma gömme çapanı anlamadım demiş kafamı kuma gömüyorum konuştuk zaten diyorum daha sesi gür olan, daha iletişimi kuvvetli olan insanların da arkasında durduk diyorum. Fakat diyorum ki asıl genel olarak bu iş yargıya taşındı mı? Taşındı. Twitch'e söylendi mi? Söylendi. Ses televizyonlarda bile duyuruldu mu? Duyuruldu. Ee, Cahri'nin kanal kanal gezip bunları anlattı mı? Anlattı. Şimdi ben yayın açıp bunu konuşmam. Senin gözünde çok önemliyse. Ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim yayınıma gelen adamlar zaten bunları takip eden, bilen insanlar tweetimizde atıyoruz. Ben oyun oynamak istiyorumdan kastım artık bunları konuşmayalım değil. Hani bu olaylar artık yetkili merciler incelesin. Merci mi deniyor? Ee, onlar incelesin. Hani ben artık bu şeylerden e, drama demiyorum. Bu bir drama değil ama dramaya dönüştürmeye çalışanlar da oluyor. Bu olaydan kafamı kurtarıp, Keyifle oyunumu oynamak istiyorum. Herkesin bir e, psikolojisinin kaldırabileceği bir sınır var. E, insanları yargıladığımız yerin kolay mı olduğunu zannediyorsunuz? Yani elinde bir kanıt olmadan e, sen yaptın, sen yapmadın demek kolay mı zannediyorsunuz? Evet, izleyiciler için kolay. Yani ben görüyorum bir kanala gidiyorlar. Temiz misin sen? Bu bit ne? O 200k bit de iyiymiş falan diye. Yani yapan yapmayan kim varsa herkese saldırıyorlar. Ben de diyorum ki bu bir şirket ortağı olarak... Böyle bir şeyin başında olarak insanların e, yapmamış insanın hakkına girmek kolay bir şey değil. Psikolojinizin kaldırabileceği bir durum değil. Yargıç değiliz biz. Ben bunun eğitimini falan almadım yani. Bu kadar. BBL'den Hı. atılacak isimleri e, ben bilmiyorum abi. Daha atılacak isim var mı yok mu? Detaylarını bilmiyorum. Dediğim gibi günün sonunda e, konu yine bireysele dönüyor. Yine aynı şeylere dönüyoruz. E, olay bu. Belki Şükrü'nün Bunları söylemenizin sebebi hani bir, bir kurucusu çıkıp bir şey söyleyin. Ama bu yayın açılma amacı bu değil. Bu yayının açılma amacı ben kendim bir şeyler söylemek istediğim için açtım bu yayını ve bu şekilde anlattım durumu size. Ee, chatten önce Kemal geldi sonra Şükrü geldi. Tabii ki benim yayınımda yani anlatabilirler için düşüncelerini bahsedebilirler. Günün sonunda en büyük BBL yok bu BBL şöyle orası böyle. Ya yani böyle bir sidik yarışına da gerek yok gerçekten gerek yok yani. Asıl mevzu bence tüm ekiplerin ortak bir düşüncede olması yani. Yani akılda sorusu olanlar, kafalısını kurcalayan insanlar rahat rahat sorsunlar diye abone moda bile almadım chat'i. Nuri yazdı abone mod alalım mı şeklinde. Bir şey yazmadım. O yüzden açık açık yazışalım, açık açık sorun kafanızdaki sorulara. Benim kendi bireyselimde cevap veremeyeceğim herhangi bir sorun yok. Ben üstüme düşen, kendi ekibim adına üstüme düşen, ee, üstüme düşen konuları anlattım. Bundan sonrası gerçekten hani e, ya şunu da dile getirdim yani. Zannetmeyin ki hani biz bu işin peşini bıraktık veya ben kendi adıma bıraktım. Geçen hafta Pelin'in yayınında yani bu hafta Pelin'in yayında yapılan olayda bile biz bu ben kendi adıma bunu bile araştırıyorum yani buradan bile ulaşmaya çalıştığımız isimler var. E bunları tutup yayında belki patır patır söyleye söylemiyoruz veya söyleyemiyoruz ama bunu söyleyemiyor olmamızın sebebi birilerinden korkumuz değil. Ya Kirgiz zeki adamsın. Çok daha çok kazanmayı reddedip Burada birisi var neden durduğunu anlasan Allah aşkına elle tutur bir şey söyle. Kale alınmadığın bilgilerin sızdırıldığı güvensiz bir platforma neden yani? Abi şöyle eee platform olarak ben bu platformda yayıncılığa başladım ve bu platformda bir emeğim var. Bunu handlelayabileceğimi düşünüyorum bu platformda. Anladın mı? Başka bir platforma geçip daha yüksek meblağlarla da yayın yapabilirim. Belki daha düşükte de yapabilirim ama sonuçta bu benim için bir anla verilebilecek bir karar değil. Ee, bir anda verilebilecek bir karar değil. Veren taşaklı arkadaşlarıma da tebrik ediyorum. Gerçekten taşaklı kararlar ve desteğim sonsuz. Benim için böyle bir karar şu anda BBL ile alınan ortak bir karar değil bu yani. İsteyen istediği yere geçebiliyor sonuçta. Benim için şu anda bu değil yani. Bu, bu beni tatmin etmez şu an için. Yani ben başka bir platforma geçsem de bu platformun her zaman için izleyicisi olacağım belki de yani. Bundan emin değilim mesela. Çünkü sevdiğim insanlar, hala şerefiyle yayın yapan sevdiğim insanlar var yani bu platformda. Şunu da söyleyeyim yani ilk ekibindeki ilk kişiyi uzaklaştıran kanal da benimdir herhalde diye düşünüyorum. Olayların sıcağı sıcağına yayın açıp aksiyon alan ve bunu sizle paylaşan bir insanım sonuçta en nihayetinde. Herhangi birisinden burayla bir burası ile ilgili de yani. çok şey vardı kanka. Mesela Çağrı ilk gün onu yaptı. Benim biraz daha gecikme sevmemde şu. Birincisi dediğim gibi çok daha fazla influencer var ve talent tarafından ve bunun tüm satlarına ince ince ay ay gün gün birlikte bakıyor olduk. Ya ee, şimdi şöyle bölüyorum. Şu. Sen 60 kişi için belki 60 kişiden sorumlusun ama ben 4 kişiden sorumluydum ve bunu gördüğüm anda da ben bunu bireysel <laughs> olarak bir kararımla kendim açtım yayınımı. Daha olayların ilk gününde, en sıcak döneminde zaten bunu yaptım. Ee, daha sonrasında Aynen tatmin öyle. olmadığım açıklamalarda veya şüphe yer bırakmamak için de bunu yapmaya devam ettim aslında. Bunu da sizle paylaştım. Nihayetinde Aynen. Yani. Ben de kısaca şöyle söyleyeyim. O 60 kişi e, neredeyse yavaş yavaş bitiyor. Kendi ekibim de burası, buranın içerisinde. Bunun tamamen statlarını alıp kararlarını aldığımızda da ben ke kendi yayınımda açıklayacağım zaten neler olup neler bittiğini. O apayrı bir muhabbet onu ne Çağrı'yı ne Ferit'i e, ne Şükrü'yü bu konuda darlamayın yani. Çağrı sorduğum soruyu illa ki okudun çünkü spamlandı ama cevap vermediğin için abone modunu aldın. Ee, abone moduna alıp abone modundan çıkmaya chat, chat yönetimi bende değil. Onu bir kere söyleyeyim. Ee, abone modunu gerçekten güzel manipüle ediyorsunuz Şükrü ile sen. Hiç de manipüle, hiçbir şey manipüle etmiyoruz abi. açık aça Açıkça sen bugün burada soru sorabiliyorsan ve ben bu sorduğun soruyu okuyabiliyorsam e, karşına verdiğin cevapla sen bir insansın. Düşünürsün. Ee, tabii ki kendi mantığınla ve zeka değerlendirirsin. Ne sormuşsun ona bakacağım şimdi. 8 8 8-10 kişi yarım saat içinde kendini aklayabiliyor. BBL yönetimi 60 kişi 2 haftadır araştıramıyor. Yönetim olarak kendinize şekil düzen vermenizi tavsiye ederim. Ya da muhasebeciniz yoksa bir muhasebeci edinin. Şükrü manipüle ediyor bu arada. Kimse sidik yarışına girip benim grubum daha iyi demiyor. Bir taraf açıklama yaparken diğer taraf konuyu soğutmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani e, hayatında hiç matematik gördün mü kanka bilmiyorum ama sadece <laughs> oran orantıyla yönetim bile yönetim ekibi değil. <laughs> sadece oran orantıyla bile bu sorunun cevabını zaten kendi kendine vermişsin yani. Evet 8 kişi bak az önce söyledim. Ben benim e, katman ekibinde bulunan 4 tane yayıncı arkadaşımın 2 tanesine elveda dedim. Yayın hayatlarında devam ederler veya etmezler. Eee tasvip etmedim. Sonuçta bu komiteden uzaklaştırdım. Senin sorduğun soru şu. BBL yönetimi 60 kişi 2 haftada. Ya zaten düz mantık anladın mı? Ben 2 günde 4 <laughs> kişiyi yapabildiysem anladın mı? 60 kişiyi kaç günde? İçler dışları yaptığın zaman orası çıkıyor. Orası ortaya çıkıyor zaten. O ya süreçte kim? bile insanlar buna hiç dikkat etmedik kanka. Yani şunu hala anlat, anla, Yani bir türlü anlatamadık nasılsa. Yani ee, ben evet BBL'in ortağıyım. Sen BBL'desin. Senin ayrı bir ekibin var. Belki Atıyorum ekibindeki bir kişinin de ayrı ekibi var. Yani benim mesela Erik Dal'ı ee, kafasında atıyorum. Ben varım, ekibim var. Ekibimde Eray var, Juroks var. Juroks'un da ekibi var. Onların da kendi altında dallanıp budaklanması var. O da araştırıyor, bakıyor bit konusundan. Ben de onlara bakıyorum başka konudan. Zaten herkes konuları az çok biliyor. En sonunda total olarak Big Boss sayfa olarak da bakıyoruz. Tüm yayıncılara, tüm yayıncıların kendi altındaki... Dallanıp budaklanmasına da bakıyoruz kaç haftadır. Ee, ve hepsi böyle gerçekten dakika dakika stat stat. Çünkü sizden aldığımız güveni biz çok e, kolay bir şekilde almadık. Böyle ne eğlendirerek ne güldürerek ne bir şey yaparak. Yani ana aramızdaki bağın farklı olduğunu düşünüyorum. Bu bağı kırmamak adına da en doğru kararlar almamız gerektiğini düşünüyorum gelecekte. Eğer gelecekte en doğru kararları almayıp Yanlış şeyler yaparsak, savunduğumuz şeyleri yapmazsak, o gün gelip yüzümüze tükürürsünüz yani. Bununla hani herhangi bir kişiye bir açıklama yapma ihtiyacı bile duymuyordum ben normalde. Ya evet, dediğin gibi aslında. Durum tamamen şu. Ben Katman ekibi için, kendi Katman bünyesinde bulunan, kendi kurduğum ekip için, oradaki dört yayıncı için. Onların adına bir karar alabilirim günün sonunda. Ama BBL'deki 60 kişi için ben benim böyle bir yetkim yok. Ben sadece BBL'de partner bir yayıncıyım günün sonunda. Anladın mı? Kemal'in de demek istediği şu. Evet BBL'de araştırmalarını ve çalışmalarına devam ediyor. Kendi zaten söyle 60 kişilik bir ekibi ayıklamak ve 4 kişilik bir ekibin ayıklanması arasında fark var. Ki ben zaten bunu ilk günlerde gördüm ve bu işlemi gerçekleştirdim kendi adıma. Geri kalan sorular bu kanalın sorusu değil mesela yani. Çoğu soru. Chatte dönen şu an çoğu soru. Ve kendi düşüncemi, kendi tarafımı ve kendi desteğimi de dile getirdim. Herkes bireysel olarak illaki bir fikri vardır, bir düşüncesi vardır yani. Bir de şöyle bir durum da var. İş çok yargıya gittikten sonra da bizim konuşmamız ve bir şeyler yorumlamamız çok doğru değil bu süreçte. Yani söylenenler ve konuşanlar da aynı şekilde hep bu şekilde Hani yargıda en büyük mercide anladın mı bir yerden sonra? Yani burada hala benim bir yorum yapmam. Kimsenin kafasında bir şey değiştirmemesi lazım. Yarın bir gün zaten ne olup bittiğini hep birlikte göreceğiz. Ama ben evet. saldığım yeri söyleyeyim yani kendi içimde duygusal olarak. Neden bu kadar açmadığımı da neden bir şeyler yazmadığımı da. Yani 3-4 yıllık izleyicim ee, gelip orada işte atıyorum... Kemal zaten kazanıyormuş liglenince gördük kazanmıyorsa o da yapardı vesaire dediği yerde ben aslında karşılıklı <laughs> olarak 4 yıllık verdiğim böyle emeğe çok takıldım anladın mı? Yani hayatımda böyle 4 yılda Allah bilir neler yaşadım neler geçti neler gitti bir gün olsun böyle suratımı asıp ya da böyle kimseye bir terslik yapıp ya da kimsenin ayağına basıp bir hareket yapmadım Twitch'te. Ama buna karşılık bana yapıldığını görünce bir tık duygusu olarak ben de düştüm yani Twitch'e karşı. Sadece bunu toparladığım bir dönem var. Bundan dolayı da kimse kusura bakmasın hani çok sevenler de çok bekleyenler de kusura bakmasın. Bu da bir süreç. 27 yaşındayım, 26 yaşındayım. Hayatımda da yeni bir şey öğreniyorum demek ki. Bu da yeni bir ders benim için. Bir yerden sonra bu da geçecek, gidecek. Hepimiz yine kalanlarla keyfimize bakacağız diye düşünüyorum yani. Evet. Neden geçiş yapmıyorsun mesela Kemal? Onu da sorayım sana. Başka platformları mı? Ya da bu platformu neden bırakıyorsun ya da? Yani bendeki düşünce aynı şekilde. Yani ben platformu bıraktığım anda benim bulunduğum konum değil benim için önemli olan e, arkamda bıraktıklarım. Arkamda e, gerçekten ciddi anlamda diyorum bırakamayacağım çok hayat var. Bir insan hayatına etki etmeyi negatif anlamda hiç, hiç sevmem. Pozitif anlamda herkes biliyor zaten e, neler yapmaya çalıştığımı kimlere. Ee, buradaki herhangi bir şey negatif olursa beni duygusal olarak çok sarsar. Bu yüzden tam ve emin doğru kararları alıp e, ona göre hareket etmek istiyorum. Yani burada kesinlikle geçmiyorum, kesinlikle geçiyorum vesaire gibi bir şey söyleyemiyorum yani anladın mı? Evet. Yani dediğimiz gibi abi Olay bu Kolay bir karar değil ee, Gerçekten takdir edilesi bir karar Benim bireysel bir sözleşmem yok Sözleşmesi olan insanlar da e, Belki geçebilecek Belki sözleşme koşullarından Dolayı geçemeyecekler Onu da bilmiyoruz onu da göreceğiz ee, Bir dönüş hala beklemekteyiz yani. Bunun neticesinde artık ben Twitch'in bu plat, e, tutumundan dolayı bu platformu daha fazla para kazandırmak istemiyorum. O yüzden çağrı seni sevsem de seni artık desteklemeyeceğim diyen arkadaşlara da saygım sonsuz. E, neticede burada kesinlikle abone olun veya işte bana böyle bir tatın gibi bir durumumuz yok. Eminim ki herkes canım, bu kendi da ayrı bir duruş. Tabii bu duruşu sergileyecek olan ee, sadece izleyici olan arkadaşlara da duruşlarından dolayı kimseyi yargılayamayız. Çağrı sevsem de desteklemeyeceğim. Okey. Zaten bu e, çok problem değil abi. Yani şöyle problem değil. Bu senin görüşün ve duruşun. Tatmin olana kadar desteklemeyebilirsin. Veya hiç desteklemeyebilirsin. Veya gerçekten platforma çok sinirlenmiş de olabilirsin. Ee, o yüzden saygıyla... Karşılıyorum ama bu konularda hemen böyle gemileri yakmanın hemen böyle ee, işte ben bir izleyiciyim ve artık bu platforma para kazandırmayacağım mentali çok doğru bir mental mi? Ona bakacağız işte çünkü başka platforma da geçebiliriz dediğim gibi ama sonuçta bu sadece temiz Twitch temiz internet aslında bu olayın özeti temiz internet olmalı yani gittiğin yerde de çünkü benim gittiğim yerde de birçok şeyle karşılaşma ihtimalim var. Birçok şeyi e, karşısında durmam gerekiyor olabilir. Mevzu birazcık bu bence. Ben şu an için e, durumlardan memnun muyum? O yüzden mi kalıyorum? Hayır. Ama durum mu? Yani durum mu? O yüzden geçmeyen arkadaşlara da kendi tercihleridir. Bireysel olarak. Abi hemen gemiler yıkılmadı. Aylardır olan da bir süreçti bu. Bir hafta grev yaptık, Twitch'e mailer atıldı, halka anlatıldı ve meclise gidildi. Ee, doğru, doğru. Bu e, süreçte biz de yani ben kendi adıma destek verdim. Ben de sizin kadar e, istedim buranın ayıklanmasını ve bir cevap belki bir geri dönüş bekledik. Aslında hep beraber bekledik. O yüzden de sizin vermiş olduğunuz kararda da ben tweetimde de belirttim. Şu an canlı yayınımda da bireysel olarak taşaklı bir karar. Tebrikler yani hani arkasında duruşu olan bir karar en azından. Ee, kendi bireysel desteğimi zaten yazdım abi. O da bir tercih. Benim yaptığım da bir tercih. Veya Kemal'in yaptığı da bir tercih. O yüzden hani bu tercihleri çok fazla kurcalamanın veya işte şey yapmanın bir artık bir önemi yok yani bence. Kalan kaldığı yeri ve ee, keşke bu iş siz biz değil de diye topluca olabilseydi olmadı sağlık olsun umarım bir şeyler değişir en azından farkında olunur abi keşke aslında siz biz gibi düşünme az önce ben de onu söyledim yani ben Rekis ekibinden değilim ama Rekis ekibindeki her bireyi de kendi adıma sev, sevdiğim insanlardan oluşuyor e, ben hepinizin birer izleyicisiyim yani merak eden veya bilmeyenler varsa user yazarak benim nickimi yazarak ee, hangi tarihten beri takip ettiğimi görebilir. O yüzden dediğim gibi günün sonunda e, birlikte karar verilebilirdi belki. Belki bir 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 taraf diğer tarafı taraf olunmayabilirdi veya bireyler birbirlerini ikna edebilirdi bazı şeyler için. Sonuçta belli bir e, duruş sergilendi. Buna saygı duyanlar veya işte bunu böyle düşünenler aynı tarafta toplanıldı. Ben de onlardan biriydim günün sonunda yani. O yüzden bugün geçme kararı verdiniz. O yüzden bugün geçme kararınıza bu chat'teki çoğu insan ee, helal dedi. Çoğu insan çok iyi dedi. Çoğu insan ya falan yaptı belki. E, bu kararı saygı gösterdi. Aynı şekilde ben de burada kalıp Abi user öyle değil. Moderatör olduğunuz kanallarda user boşluk Nickname yazarak kanalı <laughs> takip ettiğini süreyi gö gösteriyor. Onu demek istedim aslında yani. Yoksa ama değil. yanlış yani. anlaşılmasın. Siz biz yanlış gibi anlaşılmasın olsun Değil. Bu süreçte zaten hepimiz bir şeylere emek verdik bence. Ee, kolay değil. Sevdiğimiz insanlar da bu işin içinden çıktılar günün sonunda. Bu da bu da kolay bir süreç değildi. Ee, herkes karşısında durmaya çalıştı yani. Bunun neticesinde hala karşısında durup durmayan ekiplere ben buradan seslenmek istiyorum. İçinizdeki, içinizdeki gerçekten bu insanları bir yaptırım uygulayın ki en azından temiz Twitch hashtagini kullanan arkadaşlar için yani o samimiyet bir geçsin yani anladın mı? En azından diyelim ki evet samimi bir hareket. Evet Kemal. Şöyle bir şey yaşanmadı bir de siz bize gidince muhabbet sanki öyleymiş gibi anlaşılıyor da böyle Twitch'teki belli gruplar toplanıp ekipler toplanıp işte atıyorum Elren Tayfa biz kalıyoruz, Big Boss Tayfa biz kalıyoruz, işte Ahmet abiler biz gidiyoruz falan demedi. Ahmet abilerin aldığı sonuç kararı o 5 Kasım'ın sonuç kararı buydu. Bu herhangi bir şekilde birbirimize sorularak, sorularak, yapılmış ve bizim hayır dediğimiz bir hamle değil. Bu konuşulmadı bile. Evet, bize... yani bunu insanların bilmesi lazım. Yanlış sonra anlaşılmasın. Sanki biz hayır demişiz ya da bir şey. Ya zaten konuşulmadı anladın mı böyle bir şey kendi aramızda? Tabii toplanıp hadi hep beraber böyle bir karar alalım da denmedi tabii, tabii. yani günün sonunda. Aynı öyle. Biz Big Boss sayfı olarak konuştuk. Orası işte Rekkis Rekkis olarak konuştu. Diğer gruplar diğer gruplar olarak konuştu. Hiçbir zaman toplanılmaz zaten yani. Aslında hepimize sürpriz oldu yani bu kararlar baktığın zaman. Tabii canım biz de o gün öğren yayını açtık birlikte izledik işte yani o, o, o gün öğrendik. <laughs> Ve öğrendiğimizde verdiğimiz tepkiler belliydi yani herkes orada destek mesajını atmış ya, tabii oldu tabii yani. Tabii destek mesajı o anda. bir de ister istemez insan gerçekten duygusal baktığı zaman üzülüyor yani hani ee, ben Açık konuşayım kendi adama Tok bu platformda yayın yapmasını ben de isterim mesela anladın mı? Veya işte Rekils ekibinin bu platformda olmasını ben isterdim yani veya bırakmalarını. Ama tabii ki geçerli sebepleri vardı. Geçerli nedenler var. Hepimiz için var bu nedenler. Günün sonunda bu bir netice yani bu bir sonuç. darım konuları bu kadar açma aslında hiçbirinizin skin'de olmayacaktı. Olmazdı. Sizin 5 Kasım'dan sonrası için beklentiniz neydi veya nedir süreci desteklediğin için soruyorum. 5 Kasım'a kadar yayın kapatma veya yayın açmama duruşunu destekledik. Evet, ben kendi adıma da destekledim. Açmadım. En azından benim e, açmama sebeplerinden bir tanesi Öncelikle kendi içimde bulunduğum komitinin, katman komitesinin öncelikle temizlenmesi, bunu yapanların ortaya çıkması, işte datalara bakmak, incelemek gerçekten bunun için uğraşıldı çünkü. Sonrasında BBL ekibi için ee, içerisinde yardımcı olabileceğim noktalara değinmekti. Aslında bu bir hafta bu şekilde geçti yani. Bunu düşünmekten ziyade içimizde yapanları veya işte bu duruma karışanları, ismi geçenleri, şüphelileri, e, gönlümüzün rahat etmeyecek olan insanları uzaklaştırmaktı. Bu süreci aslında bu şekilde değerlendirdim ben kendi adıma. Kemal de aynı şeyi BBL çatısı için yaptı ve ben de aslında BBL için de yaptım bunu. Ee, tabii ki karşılığında e, dönüş gelecekti. Ben hala bir dönüş geleceğini düşünüyorum ama. O yüzden belki e, bazı birikmişlikleri bu şekilde sonuca bağladınız. Ben ee, hala bir dönüş bekliyorum. Hala bir açıklama bekliyorum yani. Bu kadar kolay ee, vazgeçemedim ben. Tek olay bu yani. Yanlış anlamayın. Yanlış siz kolay, anlaşılmış. Siz kolay vazgeçtiğiniz ee... gibi anlaşılmasın yani. <laughs> i̇şte bu bir karar. Şey muhabbette yani, chatte yanlış anlaşılmış bu arada. Biz Ahmet abinin o günkü kar kararını ilk kez dinledik. O an dinledik demek istedik. Eee demek istedim daha doğrusu e, bit mevzuları falan önceden bizim bir toplantıda zaten bir kişi üzerinden çıkarılarak ve Big Boss Live içerisinde fark ediliyor bir kişi üzerinden çıkarılıyor ve bu toplantıda zaten konuşuluyor ama ondan sonrasında biz e, burada bir muhatap bulamıyoruz tüm Twitch Türkiye olarak yayıncılar olarak daha öncesinde başlayan bir süreç vardı zaten burada arka planda ve isimler zaten işte karılıyor olacaktı ama buradaki e, durumla birlikte o biz 5 Kasım'a olan kadar süreci Big Boss Life'deki tatları çıkarmak buna zaman ayırmak vesaire adına değerlendirdik ve kaç gün boyunca zaten e, evimizde bile değildik yani bununla uğraştık yatıp kalkıp her şeyi düzenlemeye çalıştık ya bir de şöyle algılanmasın chatten bir arkadaş yazmış e, BBL sözcüsü değilim abi ben kendi e, adıma, kendi kararımı verdiğim, kendi komünitim adına verdiğim kararları açıkladım burada size. BBL ile alakalı çok fazla soru geliyor. Bunun yetkilisi ben değilim abi. BBL mercisinde işte bu kararları açıklayacak olan kişi veya bu nokta çünkü benim de bilmediğim, benim de sürece dahil olmadığım, diğer BBL üyelerinin de bilmediği e, kararlar var, vesaireler var. Buradaki e, konuyu birazcık da saptırmayalım. Ben kendi adıma bir açıklama yaptım, kendi duruşumu anlattım kendimin hala bu konuyla alakalı bir beklentisi olduğunu geri dönüş alacağımı düşündüğümü söyledim. Durum mu yani anladın mı? Ama istenilen o değil ki oğlum. Ne abi? 18 bin kişinin isteğini vermiyorsun. Biraz şöyle <laughs> makaroni yap bir dalga geçti. Ama abi geçmeyeyim. olay öyle. Şu anda şöyle bir şey oldu. <laughs> Yani şimdi e, BBL, BBL, BBL. Benim senle çok samimi olmam belki yanlış anlaşıldı. Yani BBL kurucusu değilim ben. Sonuçta BBL patronu değilim yani. Ben sadece kendi adıma ve kendi komünitemi ilgilendirecek açıklamayı burada yaparım. ile alakalı çok soru geldi. Chat'te Şükrü ve Kemal denk geldi. Tabii canım zaten bu, aslında. bu bu arada aynı zamanda şöyle bir şey Çağrı. Orada da fikir alan ve günün sonunda bunları değerlendirip süzgeçten geçiren 4 kişi daha var. Ben de hiçbir zaman kendi başıma karar. Yani biz bir dört ortağız ya Okan abi ben Ferit ve Şükrü. Yani bu kararlar da birlikte veriliyor çıkılıyor. BBL ile ilgili herhangi duyurulacak bir şey zaten BBL sosyal medyalarından görürsünüz arkadaşlar. Herhangi bir e, mesajdan da bildirim atarak etiket atarak da şikayetlerinizi de oraya aynı şekilde iletebilirsiniz. Ama herkesin yayıncılık tarafı ayrı. Ben ve ekibim hakkında doğru sorsanız ayrı. Çağrı ve ekibi hakkında Soru sorsanız ayrı ama Çağrı'ya gidip benim ekibimdeki belki Çağrı'nın hiçbir daha tanışmadığı bir adam bile sorarsanız bu adam tabii sizin alabileceğiniz net cevapları veremez yani. Ya ne yazık ki şöyle de bir gerçek için. var abi BBL'in içerisindeki 60 kişinin ben isim veya nick olarak say deseniz sayamayacak durumdayım abi yani yalan yok. Evet Anladın bu böyle mı? yani. Ben sayamam abi şu an BBL'de 60 yayıncı evet var adet olarak söyleyebiliriz belki 60 diyebiliriz tam doğru mudur yanlış mıdır onu da bilmiyorum ama tutup da tek tek say desen sayamam yani. Anladın mı? Olay, Olay bu öyle. yani. Ben de burada şunu şunu söylüyorum. Çağrı da bunu söylüyor. Ben ve ekibim olarak yayıncı tarafında şu an Hype kanalına geldiniz ya. Hype kanalındasınız. Aynen öyle. Big Boss Life'da değilsiniz. Ya da Sileş kendine müzisyene geldiniz ya. Ben de Çağrı da ekibimdeki bu yanlışa düşmüş ya da geçmişte herhangi bir yanlışa düşmüş kişileri zaten kollamayacağımızla ilgili. Yani hani diyorsunuz ya sürekli barındırmaya çalışıp üstünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Adam zaten herkesi açıkladı ekibindeki nasıl müsaadeyi istediği kadar. Nasıl üstünü evet, kapatabilirim yani ki yani olaylar şey bu. daha e, protesto aşamasına geçmeden ben zaten bu yayını açtım ve bununla alakalı e, şüphe duyduğum bakın şüphe duyduğum isimlerin e, müsaadesini zaten istedim anladın mı? Yani bununla alakalı e, şimdi izleyicilerin önünde Belki bir, bir, yerle alakalı bir aksiyon alınmadı veya arka planda bu konu unutulmaya çalışıyor gibi düşünceler de olabilir. Bunu da işte atıyorum Kemal Ferit Şükrü, Okan abi belki cevaplar, belki cevaplamak istemeyebilirdi. Yani o okey hepsi. Ama e, benim bildiğim, benim gördüğüm böyle değil. Ama bu dramayı kovalamak arkadaşlar... isteyenler hala kovalamak istiyorsa kovalayabilir. Şunu şunu da söylemek al istiyorum böyle. Kendi adıma konuşayım. Çağırdı aslında o karakterde ama belki aynı fikirde olmaz. Kendi adıma yani bir rüzgar bir yerden etse mi neyden alkış alınacağını yıllardır sahnede olan ve yayınlar açan bir isim olarak çok çok iyi biliyorum. Herkesin Aynen çok çok iyi bir şekilde alkışını da çok çok iyi toplayabilirdim. Ve e, hani var olan böyle yorumlarınıza yorum katıp birlikte her şeyi böyle güllük gülü eleştirip her şeye ayıplanabilirdik. Ama gerçekten benim burada tek isteğim ee, arkamdaki hakkını herhangi bir insan hakkını yemeyeyim. Anladınız mı? Yani burada varsa 60-100 artık 200 kişiye çıktıysa bu şirketten ekmek yiyen sayısı ben buradaki 20 yanlış kimse 20 yanlışı çıkarayım diğerleri istediği kararı versin. Anladınız mı? Yoksa ben bu yıl zamana kadar 4 yıllık kariyerimi zaten siz biliyorsunuz. Yani zaten alkış alacağım yerde aldım ben çoktan. Benim şu anda amacım ve konum kendimle ilgili burada doğru kararı vermek. Doğru olanı yapmak. BBL logosunu soruyorlar. Arkadaşlar BBL logosu ben BBL'e girdiğimden beri hiçbir zaman bu kanalda dönmedi ki zaten. Ee, sadece altta ekip içerisinde BBL yazıyor. Ama logo hiçbir zaman çevirmiyor. Yani bugün özel kaldırmış ve unutmuş değilim yani. Hain. Nastur. Asur. Ya bir de rahatsız oldum konu. Ee, şimdi Açıklama vesaire bilmem ne veya x bir e, kişinin özelinde bana soru gelmesi bilemem ki abi. Ben dedim gibi bu süreci kendim değerlendirme süreciydi. Kendi içimi değerlendirme süreciydi. Ne yapmam gerektiğini gördüğüm bir süreçti ve e, yapmam gerekenleri yaptığım bir süreçti yani. Ya Çağrı bu bits olaylarını vesaire yeni mi duydunuz? Gündeme gelip hype alınca herkes konuşmaya başladı sanki. Abi şöyle bits olaylarını bu datalar ne zaman liklendi? Tarihi hatırlıyor musun Kemal? Hatırlamıyorum ki. Benimki çok önceden likliydi ben söylemiştim. Datalar yani. liklendi. Aslında datalar liklendikten sonraki süreçte ben kendi adıma dataları indirip bilgisayarımda bir data da yok zaten. Dataları indirip kendim Excel'de bunu işte ayıklayıp kim ne yapmışa açık konuşmak yoksa bakmadım. Bu konunun işte forumda yayınlandıktan sonra ee, biraz bu tarafa yönelildi aslında. Durum bu yani. Ee, gündem olma, olduğundan dolayı konuşuyoruz değil. Bu konuyla alakalı ee, bir geçiş süreci aslında bu. Böyle bir bilgilendirme yayını yapmak istedim ama kendi üzerimde bir yayın yapmak istemiştim. Siz genellikle bir ile alakalı sorular soruyorsunuz. Ee, ötekileştirme veya işte e, bazı isimleri çekip soruyorsunuz falan. Bu benim yeterliliğimde cevaplayabileceğim şeyler değildi yani sadece. Olay bu. Arkadaşlarının bu işi bir de yaptığını de yeni şunu mi öğrendim. Da... Yeni öğrendim kanka evet. Datalar leaklendikten sonra, datalar öneme geldikten sonra, forumda onu gördükten sonra öğrendim yani. Tabii canım leak olayı da yani... insanlar şey zannediyor belki ki fark ya. edilmeyecekti yani o da var. Yani sen bugüne kadar benim dashboardumu gördün mü? Veya ben seninkini gördüm mü mesela? Kimse için özellikle bakalım hani bir şey var mı burada denmediyse görülmedi. Yani dashboardlar evet açılıyor ama bir olay bir şüphe varsa Hayır bu zamana kadar böyle bir oluyor. olay yoktu ya böyle bir şey. Hayır, bu, zamana ya. bu zamana kadar hiç yaşanmadı. Böyle bir şey. ya. Ben, ben açıp da bakmadım yani. Ya onun ben 60 kişinin her ay ne kazandığını, nereye fatura kestiğini bilmem, neyi falan mı çıkaracağım yani? Tabii canım onu. Bu, bu olaylar yaşandıktan sonra hepsi ortaya çıkarıldı. Bir de şöyle bir şey daha var. Tweetleri lütfen ee, düzgün okuyun. Mesela süreç daha devam ettiğini ve ilk açıklamamızın bu olduğunu Duyurduk biz Big Boss sayfadan. İçeride hala şüphe çeken isimler var. Ve bununla ilgili de araştırmalar yapıldıktan sonra... ...çıkarıldı mı, çıkarılmadı mı, kendimi ayrıldı, kendimi ayrılmak istiyor bu süreçte. Yani bunları zaten sizi bilgilendiriyor olacak arkadaşlar. Ya iyi de yani Çağrı bu adamlar da, için referans olan kişilersiniz. Sizde de pay yok mu? Yani... O ee, ne demek? Sabıka kaydıyla mı ekibi adam almalıyız veya yok işte... yok yok pay derken ben anladım ee, bir herhangi bir, şekilde yüzde almıyoruz kimsenin dashboardundan He. yani birinin dashboardundan yüzde alıyor musunuz diyor da dashboard alınmıyor arkadaşlar yani anlaşmayı öyle bir anlaşma gibi düşünüyorsanız öyle konuşmana değil yani. dikkatlice dinledim ama oldukça komiksiniz adam hakkınızı savunmak için 11 yıllık emeğini bırakıyor ama siz çıkıp diyorsunuz ki biz Jahre'nin arkasındayız selamun evet, aga çok komiksiniz eğer Jahre'nin hakkınızı kurtarmaya başarırsa bunun ekmeğini Hayır. yiyeceksiniz ve biz caminin yanındaydık diyeceksiniz. Fakat iş fedakarlık yapma gelince hepiniz kayboldunuz. Bir, biz, biz bunu adalet değil, işine geleni yapmak deriz. Ama sen bilirsin. Demiş Alip Ferit. İşine geleni yapmak. Ya bu saçma bir yorum anladın mı? Gerçekten saçma salak bir yorum yani. İşime gelen başka şeyler çünkü anladın mı? Ferit hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Neymiş muhabbet? Ya ben kendi e, açıklamamı yaparken sorular böyle sürekli bir BBL sözcüsüne dönüştü dönüştüm bir anda da e, olay bu yani çok fazla böyle sorular falan ve BBL üstüne gelmeye başladı. Ben de bu konuyla alakalı. Abi BBL üstüne gelince ben bir durum göremiyorum gerçekten yani biz zaten her ya yer bu yerden geçiş mevzusu. Bas bağırıyoruz. Öncelikle. Ha geçiş mevzusu ne oluyor abi şey geçiş kampanyası mı başladı? Yani Ahmetler bir açıklama yaptı. Daha sonrasında bütün yayıncıların üzerinde şu sorumluluk bir countdown mı oldu yani? 7 gün boyunca ya geçeceksin ya geçmeyeceksin. Kararını çabuk ver countdown mı çıktı? Ne oldu? Ne oluyor abi? Ya gerçekten çok amaçsız buluyorum abi. Yani durumlara göre değişen Faktörler var, bir sürü şey var abi. Bunun... Çok agresif ve çok ayıp bir şey. İnsanlar sürekli bir kafa kesmemizi istiyor bir daha. Ben onu anlamıyorum. Ya biz 64 kişilik bir influencer ajansiyiz. Bizim 3 tane espor takımımız var. Bizim ee, BBL Akademi adında bir kuruluşumuz var. Bizim prodüksiyon şirketimiz var arkadaşlar. Lütfen kıyaslarken bunları göz önüne alarak kıyaslayın. Biz 6-7 influencer'ın hadi birlikte bir şeyler yapıyoruz. Bir ekip olacağız şeklinde olmadı yani. Ha ya bizim gelişimimiz zaten sizin gözlerinizin önünde. Ya biz bir adım atarken o 64 influencer'ı da düşünüyoruz. Bizim altımızdaki influencer'ların hepsinde sözleşme var. Ya biz öyle rahat bir şekilde Kafa kesemeyiz abi. Çok yanlış bir şey yani. O adam belki de masum. Ya bence bunun konuşulmasında ben doğru görmüyorum bu saatten sonra. Evet abi. Yaparım. Şu an gerekli üst yerlerde anlatabiliyor muyum? Bilişim suçlarında yargıda konu zaten. Ya bunu daha fazla allandırıp budaklandırıp konuşmanın bilgi kirliliği yaratmanın da hiçbir anlamı yok. Biz de gittik e, gerekli yerlere e, konuyu anlattık. Infolarımızı verdik yüksek yerlere. E, başka kişiler de gitti. Başka yayıncılar da gitti. Daha yani şu an neyi, neyi yargılıyoruz anlamıyorum ya. Sürekli bir yargılama peşinde insanlar. Ya biz bir şey yayınladık şu, şu influencerlarla şüpheye mal verdiği için Tek taraflı sözleşmeyi fesh ettik dedik. Ve devam edecek dedik soruşturmamız değil mi? Ya kimse önündeki yazıyı bile doğru düzgün okuyamadığı için salak salak sorulara maruz kalıyoruz. Ulan sikik. Zaten biz devam ediyoruz soruşturmaya, araştırmaya. E abi şu da var, e abi bu da var. Ya demek ki ulan iki gün 48 saat boyunca ya, 48 saat boyunca bir fiil... Çağrı burada. Kemal burada. Onlar da söylesinler. Oturduk. Sıfır şaka. Çağrı için çok zor oldu bu. Sıfır şaka şeklinde full ciddiyet bir şekilde bütün önümüzdeki influencerların statlarını aldık. Verilerine baktık ve araştırdık ve bunda hiçbir adam kayırımı olmadan herkes oradayken yaptık. Keşke yayın açsaydık ya. Hatta bir ara şey dedim keşke burada yayın da olsaydı dedim. O, ya, o kadar içim rahat çünkü oradaki adaletimize. Ya belli bir adalet de bizde olması da çok yanlış zaten bu yargı şeyinin, gücünün. Ya burada biz de çok kızıyoruz zaten Twitch'e. Ya bir de bu sadece Twitch'te olan bir şey değil. Ya onu öğrendik sonra yani. Bu diğer platformlarda kat ve kat daha fazlası oluyormuş. Bizim haberimiz yok. YouTube'da, TikTok'ta, bilmem nerede Çağrı'nın şekeri düştü bir de. Geçmiş olsun Çağrı. Adam öyle çalıştı yani düşün. Yok şimdi değil orada düşmüş. Hatırlamıyor musun abi oradayken 48 Ama Çağrın şöyle bir şey düştü. oldu Bağ şimdi. Çok fazla stres altındayız. Ee, orada çünkü gerçekten bir insanın e, kariyerini bitirme söz konusu. Ve gerçekten inceleyip sık dokuduk. E, Ferit'in de dediği gibi 48 saat boyunca gerçekten bir sandalyenin üzerinde. E, bir toplantı salonunda. E, sıfır şaka. E, bir şeyler için zaman geçirdik ve benim e, oturduğumda başım falan döndü. Kalktım, başım dönü tekrar oturdum. Aynı zamanda stres var tabii ki. Bu bu büyük bir sorumluluk yani. E, ama sadece Abi, bunu ekran şey... önünde yapmadık Çok özür dilerim Çağrı. Yani. Aynen öyle. Çok özür dilerim. Bir şey söylemek istiyorum. E, tabii ki de bundan sonraki BB'l bünyesine katılacak insanlar konusunda <laughs> biz gerçekten çok dikkat edeceğiz. Ya bunu kimse öngöremezdi bu arada Amazon hackleniyor koca şirket lan Amazon hackleniyor ve bütün datalar leakleniyor ya biz e, BBL'e alırken gel kardeşim senin son 2 yıllık banka dökümünü çıkar bakalım ne yapmışsın falan diye mi alıyoruz ya böyle mi alıyor insanlar ekibine yayıncı alırken Evet Belki ekibini yani. alırken öyle alıyor ama ajansı alırken veya ekibimizdeyken sürekli. Ha bu arada bizde e, Kemal onu söyledi. Biz dashboard'tan yüzde almıyoruz arkadaşlar. Diğer bazı der gibi almıyoruz. Haberiniz olsun. E, onu belirteyim yani. Sözleşmemizde de yazmıyor bu hiçbir şekilde. O yüzden e, insanların banka hesaplarını da kontrol etmiyoruz sürekli. <laughs> Ve şöyle bir şey var. Ee, biz kimseyi aklamaya çalışmıyoruz abi. Şüphe duyduğumuzu, şüphe duyduk diye ee, feshediyoruz sözleşmesini ve hala şüphe duyduğumuz daha ee, var yani şüphe duyulan bir sürü yayıncı var hala şu anda. Bu şüpheler mi? hala devam ediyor. Ama bu şüpheleri giderecek olan biz değiliz. Veya buradaki herhangi bir yayıncı değil. Buradaki herhangi bir kimse değil. Buradaki izleyicilerden biri değil. Bunu giderecek olan bir Twitch, bir diğeri de devletimiz yargı makamı. Yani belli bir işbirliği çerçevesinde bu şüpheleri gidermeleri gerekiyor zaten. Yani şeyi anlarını da kimse anlamıyor. Sanki biz burada üçümüz gelip hani bir şeyi savunmaya çalışıyormuş gibi gözüküyoruz ama biz bunları yaparken ne sinirler yani kaç yaşında adamlar bir araya geldi? Ortalaması 30 yani oranın yaşının toplanılan ekibin. Kaç yaşında adamlar bir araya geldi? 60 70 kişiye bakarken ne sinirler yaşadık, ne üzgünlükler yaşadık. Kimisi oturdu ağladı, Oğlum dayanamadı. Bu gitti. Da Yok Herkesin olduk, mahvolduk ya gördüğümüz şeyler bizim de yeni tattığımız duygulardı anladın. Mı? Böyle bir şey hani nasıl olur kafasında yaşıyorduk orada. Ve şunu da kestiremiyorduk hiçbir zaman. Ya savunduğu şey doğruysa yani biz diyoruz ya mesela hani sırf bir şüpheye sebebiyet verdiği için e, sözleşmeyi feshediyoruz ya gerçekten böyle bir şey yoksa deyip herkesin psikolojisi bozuldu bir yerde arkadaşlar. Birinin hayatına, kariyerine e ee, dokunmak çok zor bir şey. Anladınız mı? Negatif anlamda söylüyorum. Pozitife herkes yapar. Yani buradaki adamlar da defalarca kez yaptı. Yani en basit, yani burada Ferit yaptı, anladınız mı? Hani benim hakkımdaki en doğru kararları alıp kariyerimi ayrı bir yere taşıdı. Ama fe, yarın ben bir yanlış yapsam ve Ferit'e yapmadığımı savunsam ve Ferit beni atma kararı ya da arkadaşlarını kesme kararı, ortaklığı bozma kararı alma süreci Eminim ki çok zor olur. En hatalı olsam bile anladınız mı? Yani böyle bir şey yaşadığımız için o Evet abi 8 buna 8 nasıl karar verebilirim mi? ben ya? Ya buna karar verirken bunlara karar verirken bu insanlara karar verirken psikolojimizin ne kadar bozulduğunu <laughs> biliyorsunuz yani. Çağrı, Kemal. Evet. bittik oğlum bildiğin. Evet, bittik ama insanlar hani orada görmediler ya belki de bu yüzden bu kadar rahat e, konuşabiliyorlar. Evet abi onlar ne olacak amına koyayım? Ekran başında çete yaz. Avamı mı? Yaptı amına koyup, at amına koy. Ya yarrak, öyle değil işte ama yani. <laughs> o adamı tanıyorsun, belli şeyler biliyorsun. E, kanıt sunuyor sana. Buraya gösteremeyeceğimiz kanıtlar sunuyor. Bazı durumlarda biz de ona göre değerlendiriyoruz yani. Ve günün sonunda bu yük BBL'in kurucularının omuzuna kalıyor. Evet ben de çalıştım, uğraştım ama karar mercisi ben olmadığım için burada biraz daha Ferit'in omzunda kalıyor ve bu psikoloji gerçekten kolay bir psikoloji değil. Yani bizim için platformu bırakıp gitmek vesaire bunlar aslında ikinci, üçüncü, beşinci belki de steplerdi. Biz önce birinci step olarak kendi içimizdeki düzeni e, netliğe kavuşturmak. Önce herkes kendi ekibini hatta sonrasında BBL düzenini vesairese yani bunlardan buna zaten sıra gelmedi veya bunu konuşabileceğimiz diğer yayıncı arkadaşlarla hep beraber oturup bir Discord'da bile bunu dile getirilmedi yani birbirimize karşı yani bu konuda ne yapacaksınız siz ne yapmayı düşünüyorsunuz veya biz siz biz olmadı yani durum. E, o yüzden ben bireyselde e, fikrimi be, beyan edecek şekilde tweet'i attım. Veya işte burada yayın açıp bunu tekrar söyleyebiliyorum. Bu söylediklerim kiminize samimi gelir, kiminize gelmez. Yani sizin kararınız yani bir yerden sonra. Ama dediğim gibi yani bizim için ilk step gerçekten e, ilk o masaya oturduğumuzdaki halimizle kalkarkenki halimiz arasında çok inanılmaz fark vardı. Keşke e, kaydetseydik belki videoyu. O da o an düşünülecek şey değildi. Ama günün sonunda gerçekten kolay bir dönem geçmedi yani. Bu bir hafta bizim için bir haftanın öncesi de var. E, kolay bir süreç değildi yani. Benim için kolay değilken Ferit, Kemal, Şükrü, Okan abi için çok daha zor bir süreçti yani. Sonuçta günün sonunda e, son karar veya son sözü onlar söylediği için. Abi şu linci çok saçma buluyorum ben. Hala nasıl burada yayın açabiliyorsunuz? Hala nasıl burada tepkinizi verseniz? Ulan amına kodumun çocuğu sen niye buradasın o zaman? Sil siktir git. Sen de koy tepkini o zaman. Madem bu kadar tepki bu. Bu ne saçma bir şey ya. Abi ben hala bir açıklama bekliyorum Twitch'ten ee, Amazon hacklendi. Ardından böyle bir olay çıktı. Çok kötü de bir timing yediğini düşünüyorum Twitch Türkiye'nin. Çisil'den ee, dolayı. Çisil'in rahatsızlığından dolayı. Ben açıklamasını bekliyorum. Twitch'in. Hep beraber bekliyoruz. Yanlış mıyım? Doğru. Hep beraber bir aksiyon almasını bekliyoruz. Ha bu aksiyon kötü olur, yanlış olur. O zaman biz de bazı aksiyonlar alırız, bazı hamleler yaparız. O zamanı zaman gösterecek. Yani doğru gerçekten daha fazla bir konu üzerinde konuşmanın pek bir anlamı yok. Bence yeteri kadar net konuşuldu zaten. Evet abi gerçekten artık hani, oyun ee... oynamak, eğlenmek istiyorum ya. Ya daraldım bittik aman koyayım ya iki haftadır. Gerçekten emin olun. Yani biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Twitch'ten tabii ki bir geri dönüş bekliyoruz. Ee, hala daha geleceğine inanıyorum ben. Veya Ferit. Veya dediği gibi işte yani tatmin edici bir geri dönüş gelmediği zaman ne yapılacağını o zaman bakacağız aslına bakarsan. Kimse durumdan memnun değil ya da kimse her şeyi gülük gülistan'a dönsün paramı alayım ben günün sonunda işte konfor alanımdan çıkmayayım veya bozulmasın. Böyle salakça düşünen arkadaşlar varsa böyle düşünmesinler. Ee, sonuçta gerçekten kolay bir dönem değildi yani bizim için kolay değilken bir de Twitch için daha da zor bir süreç bence bazı şeyler üst üste geldi Çisil'in hastalığı vesaire gibi ee, ama biz bile bu kadar ya bu arada ya o durumda mesela Çisil hastalandı bence de Twitch'in bir hamle yapıp hani direkt birini ataması ve olaylarla ilgilenmesi lazımdı ya Ahmet'in de dediği gibi çok zor değil bir tane Türkçe metin yayınlamak hani ilgileniyoruz işin peşindeyiz gibi aslında Gerçekten datalar, çok zor değil yani. Datalar liklendiğinde bile gelmedi aslında böyle bir açıklama. Yani, evet kanka koskoca evet bütün gelirlerimiz bütün yani ne privacy kaldı ne bir şey kaldı. Gizlilik sözleşmesi kaldı bir şey kaldı yani ya. Bir özür, Her normalde, şeyimiz ortada oldu. Normalde bunun bizim kendi yayınlarımıza dashboard'u göstermemiz veya aldığımız paraya söylememiz ban sebebi. Yani Twitch sözleşmesinde bu ban, ban sebebiyken ee, bu datalar liklendikten sonra Twitch'in çıkıp ya bütün partnerlerimizden özür diliyoruz veya bütün yayıncılarımızdan özür diliyoruz gibi bir hamle de gelmedi. Yani bunu illa yayın açıp yayında orta parmak kaldırarak mı yapmamız lazım? Buna gerek yok ki böyle bir şeye yani tepkiye. Bir de olay fazla magazinleşiyor gibi geliyor artık bana. Yani BBL ...olsun, çağrı ismi olsun... ...kendine müzisyen ismi olsun, vıtıcın ismi olsun... ...yani sadece... ...daha çok izlenen, daha çok takipçisi olan... ...kişilere daha çok konuşuluyormuş... ...kitlesinden dolayı... Ee, ...daha yoğun bir talep varmış gibi... ...yani sanki böyle... ...haberlerde yayınlanacak bir konu... ...değil de... ...cumartesi, pazar günü... ...şahane pazarda bilmem ne bir magazin programında... ...konuşulacak şeyler gibi... ...konuşuluyor şu anda ama bu... Gayet ciddi bir konu yargıya taşınmış bir konu. Bu konuda ben ne yorum yaparsam yapayım. Buradaki herhangi birisi düşündüğünüz düşünüyorsunuz ya kafanızı birini korumaya kollama, kollamaya çalışıyor diye. Ne kadar korumaya çalışırsa çalışsın zaten olamayacak böyle bir şey. Yani buna yargı karar verecek arkadaşlar. Buna Twitch, sen, ben buradaki oy bütünlüğünde o adamlara bir şey bulunmayacak yani anladınız mı? Yani olay biraz sanki oraya döndü gibi gelmeye başladı artık bende. Ya bir de şöyle bir algı oluşmasın. Ee, biz burada Twitch'i defanslamıyoruz abi. Ben bu yayını açmamdaki amacın evet işte. Twitch'e defans yapayım. Hayır Twitch'in ben ne sorumlusuyum? Ne işte sözleşmeli yayıncısıyım, ne bilmem nesiyim. Kaldık sözleşmeli yayıncıları bile bunları açık açık zaten söyleyebiliyorlar. Burada aman işte Twitch bilmem ne yaptı falan filan ee, tamamen chat'te yazılanlarla zaten bazılarıyla özellikle düşüncelerimiz birebir neredeyse aynı. Ee, bunu kimse farklı bir noktaya taşımıyor yani. Kimse de kimsenin avukatlığını da yapmıyor burada Twitch'i. İşte burada götü boktan birkaç yayıncının çıkıp Twitch'i savunmasıyla olacak bir şey değil zaten bu. Onu demek istiyorum yani günün sonunda. Hani öyle bir algıya doğru gidiyor. Öyle bir kurulmaya doğru gidiyor. Kurulmayın abi. İsimleri bireysel olarak sevdiğiniz isimler varsa gidersiniz izlersiniz. Düşüncelerini e, hazmedebilirseniz. Düşüncelerini hazmedersiniz. Burada kimse kimsenin avukatlığını da yapmıyor. Twitch senin babamın oğlu da değil yani günün sonunda. Olay bu yani. Biz de süreci bekleyeceğiz ve göreceğiz yani aslında bakarsam. Bana karşı tutumu da hoş karşılamıyorum Çağrı Bey. Buradan söyleyeyim. Nedir abi o? Vallahi bir şeyler diyorsunuz. Oy diyorlar. Her konuştuğumda böyle zız işaretleri falan görüyorum. Arada böyle bir şey demişim gibi oya gelirsen belki gaza gelir 2 3 cümle daha kurarım. Kanka şimdi oy yaparlar. Sen gaza gelirsin. Bir Duramam, şeyler daha doğru, söylersin. dur duramazsın doğru, ama. Doğru 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 doğru. doğru, doğru. E erişim engeli gelmesi gibi bir endişe var mı? Aslında endişe değil de bu yönde alınacak bir karar göre bir B planı var mı? henüz bir B planı yani ben bireysel olarak bir B planım henüz yok ama illaki bulunur yani B planı. Sonuçta e, erişim engeli de gelebilir ama Twitch'e gelirse erişim engeli muhtemelen bütün canlı yayın platformlarına gelmeli yani. Ki gelir yani böyle bir karar gelirse böyle bir karar çıkarsa bütün canlı yayın platformlarına çıkar ki bu. Sonuçta bu sadece Twitch'te dönen bir olay değil. E, bu işin daha arka planında belki TikTok'ta çıkacak belki başka X bir yerde çıkacak anladın mı? Hani nerenin nasıl çıkacağını bilmiyoruz en azından şu an için. Bu evet. arada Tokdir bir şey yazmış da Tokdir yaptığınız harekete yaptığınız zeyne gerçekten saygı duyuyorum abi. Hani seni ne kadar sevdiğimi Ahmet'i ne kadar sevdiğimi e, biliyorsun zaten. E, gerçekten saygı duyuyorum duruşunuzu da çok saygı duyuyorum. Ama biz e, bunu tercih etmedik abi. Tercih etmeyiz. Neden? Çünkü bence sakin olunması gerekiyordu bir bu noktada. Yani zaten olay yargı makamında evet Twitch'ten bir ee, cevap gelmedi. Ee, herhangi bir hamle yapılmadı. Ama zaten olay olalı kaç gün olmuştu? 5-6 gün mü? 5-6 gün oldu. Ve hani sizle de irtibattaydık bir de. Siz bir anda böyle bir yayın açıp böyle bir hareket yaptınız. Hani bizle de bir iletişim vesaire kurulabilirdi o noktada. Ahmet'le iki gün önce Discord'daydık mesela. Neyse o konulara girmeyeceğim. Ama demek istediğim nokta şu. Yani sizin yaptığınıza... Gerçekten çok saygı duyuyorum, okeyim. Ama biz onu tercih etmedik. Neden? Çünkü e, sakin kalmayı tercih ediyoruz. Şu anda bir cevap bekliyoruz. Gerçekten bir e, aksiyon bekliyoruz Sivistan ve ondan sonra önümüze bakmayı düşünüyoruz. Olay tamamen bu aslında. Şunu da ekleyelim arkadaşlar. Günün sonunda e, herhangi bir grubun herhangi e, Birbiriyle bir problemi yok veya işte birbirlerine soru sorup cevaplayabilirler veya bu chatte bana gelebilir soru benden Ferit'e gelebilir, Toktut'tan Ferit'e gidebilir veya bana gelebilir. E, buradaki bazı arkadaşlar e, taraf tutmaktan ziyade, tarafçı olmaktan ziyade sadece iki tarafın da kararına ve duruşuna saygı gösterseler yeterli yani. tercih etmeniz program do hakkınız fakat biz de mi orta parmak çekeyim diye çıktı o abi onu söylememin sebebi insanların yapmaya çalıştığı linçten dolayı insanların e, hala nasıl burada yayın açabiliyorsunuz nasıl tepkinizi koymuyorsunuz vesaire Biz tepkimizi gerekli yerlerde koyduk gerekli infolarımızı e, gerekli yüksek mevkilere verdik e, gerisi yargıda gerisi twitch'te yani aslında aynı açıklamanın, e, şu versiyonu da bizi üzen noktaya gidiyor. E, Twitch böyle 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 ve burada yayın açmaya devam edenler de şöyle 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 gibi e, olayı böyle fanatizme sürüklenmesi, bunu siz yapıyorsunuz ve başkaları yapıyor diye değil, e, kitlelerin bu noktaya bunu getirmesi de iki tarafı da üzen bir noktaya gidiyor. Sonuçta iki tarafında belli bir e, izleyicisi var, takipçisi var. Belki bu bireyler arasında çok rahat çözülebilecek, çok rahat konuşulunca ortaya çıkacak insanların birbirini sevdiği bir noktadayken kitleler bunu böyle yakalayamayabiliyorlar. Ee, bu şekilde algılanmayabiliyor. O yüzden birazcık daha fanatizme kayıyor ve işte herhangi birisi bundan çok daha fazla etkilenip belki senin bana söylemeyeceğin bir şeyi bundan etkilenmiş bir insan çok rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Bu ne abi bot mu ya bu Ferit? Bu ne amına koyayım böyle. Bu ben... ekranını kapatsana Çağrı. Baglanıyor. ya. Abi sen radya evet radya şu radya ekranını valla. kapatsan bu çözülecek ekranını zaten a şey. da olabilir belki. Bot da olabilir. Bir yazarsın. Yani ha, bu insanlar bile saçma mesela düşsene bot atılıyor. Fake bit atılıyor. Aman hemen bildireyim. Ya bu psikolojiye girdik Abi yani. Abi psikoloji Ama buna girdi anladın tiyatro, mı? baba Twitch'sin sen ya. Şunları senin kontrol etmen lazım. Yayıncının psikolojisine bak. İşte bahsettiğim şeyler de bunlar Bu bile bir uğraş. Hadi gözden kaçtı diyelim ki. Ya oyundayken yapıldı veya fark edilmedi mesela. Anladın mı? Neyse ben daha fazla bu konuları... Ee... Burada şey gibi olmasın abi, ben BBL'i defanslamak için veya Twitch'i defanslamak için bu yayını açmamıştım. Konular bu noktaya kadar geldi ve işte durum buna geldi bir, bir yerden sonra. Ee, ben bu amaçla açmamıştım bu yayını veya işte arka planda Kemal'le konuşup, Ferit'le hadi böyle bir şey yapacağım ben gelir misiniz gibi hiçbir şey olmadı. Sadece kendi akışkanlığına gerçekleşti. Ben daha fazla e, bu işin bu kadar insanın önünde konuşularak. ...buna bir çözüm geleceğini düşünmüyorum. Veya Twitch'in e, aa tamam bu yayında da konuşulduysa... ...artık böyle bir şey yapalım mı olacağını zannetmiyorum. Günün sonunda veya bu olaylar birazcık daha dindikten sonra... E, ...Twitch'in bununla alakalı kararını hep beraber bekleyeceğiz. Zaten bununla alakalı kişisel verilen kararları da siz... ...hem Twitter'dan hem de desteklediğiniz veya izlediğiniz... ...takip ettiğiniz yayıncıların Instagram, sosyal medya <laughs> hesaplarından... ...zaten fark ediyor olacaksınız. E, ben kendi adım Ana açıdan kendim muhabbet etmek için üzerimizdeki ölü topluğa atmak ve birazcık iletişim kurabilmek için açtım. Çünkü uzun zamandan beri açmamıştım yayını. Ee, ve açmak istedim. Ee, bununla alakalı iki muhabbet etmek istedim. Normal izlenmem 20k değil. Ee, şu anda 20k kişi chatte. Tabii ki bir şeyleri merak eden bazı soruları cevap almak isteyen insanlar var. Ee, sadece beni merak etmeyip e, bir 50 soran işte x birisini soran insanlar da var. Durum değerlendirmesi isteyen insanlar da var. Günün sonunda ee, ...ben kendi söylediklerimden kendim sorumluyum... ...ve kendi düşüncelerimi dile getirdim. Herkes kendi şekilde... E, ...düşüncelerini dile getirebilir. bir Biz burada bir koyun topluluğu değiliz yani... ...bir kişi bizim adımıza çıkıp... ...evet böyle 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 düşünülüyor bu bir yer adı altında... ...veya böyle 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 düşünülüyor gibi bir açıklama beklemeyin. Ben sadece sizinle tekrar görüşmek istedim. Uzun bir süre olmuştu. Ee, bu durumlar bu haldeyken... ...içimden açıp... E, Video izleyip veya gündemi es geçip şaka yapmak veya işte sadece muhabbet edip kafa dağıtmak istemedim. Bunları konuşmak istedim aslında. Kendi ekibim için konuşmak istedim ve kendi düşüncelerimi dile getirdim. Günün sonunda söylediğim her şey beni ilgilendirir ve benim düşüncem. İzleyen, destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Ferit'e ve Kemal'e de teşekkür ediyorum. Geldiler sonuçta ben burada sanki bunu ben defanslıyormuşum gibi hissettim bir yerden sonra burada da lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Benim yaptığım tüm açıklamalar ve tüm düşüncelerim kendimi ilgilendirir. Ve Şükrü'ye de teşekkür ediyorum tabii ki. O da geldi bağlandı bir şeyler gitti. Şu an Discord'da olmadığı için hani öyle oldu. Kusura bakmasın yanlış anlamasın. Eyvallah abi çok sağ olun. Beni bu noktada gelip bir şeyler söylediğiniz için en azından. Çünkü benim Boyumu aşan sorular gelmeye başladı. Konu, konu evet, konu başka yerlere gidiyor. Senle son ben de salonda normalde yayını açtım. Ulan ne kadar aradan sonra bir adamı izleyeceğim. En azından sohbet eder, gündemde konuşulur vesaire diye. Sorulardan sonra zaten PC'ye geçme ihtiyacı duydum. Abi ben açıkçası yayın açacaktım. Erken yayın açacaktım. İki gündür erken yayın açacaktım amına koyayım. Açamıyorum ya. Hep bir şey oluyor. Açamıyorum. Çünkü keyfim kaçıyor. Senin yayını dinliyordum. gelen salak salak Chat'teki mesajları canım sıkıldı yani. O yüzden gelip konuşmak istedim. Kusura bakma. Yo, eyvallah. Daha iyi oldu ee, çünkü benim çok... cevap verebileceğim... Aynen kusura boyutta, bakmayın yani. Benim cevap verebileceğim boyutun üstüne sorular gelmeye başlayınca şimdi... E, bununla alakalı sizin bir şeyler söylemeniz daha doğru oldu. Ama bu yayında buranın defansı, Twitch defansı, BBL defansı yayın değildi günün sonunda. Bunun da bilgisini geçeyim. E, i̇zleyen, destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. E, yine görüşeceğiz. Buralardayız sonuçta. Hoşçakalın.